Merhabalar çok sevgili YouTube. Efendim hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Startup Company oynayacağız. Şirketimizi kuracağız. HSB TÜBE kurduk biliyorsunuz. Millet burada video çekiyor, yayın yapıyor vesaire. Biz de bunun sağlayıcısı olmaya çalışacağız. Para kazanmaya çalışacağız. Ofisimiz burası. Kaldığımız yerden devam edelim efendim. Evet. İşte başlıyoruz. Sunucu yoğunluğuna dikkat etmeyi unutmayın. %100'ün üzerine çıkarsanız kullanıcılarınızı kaybetmeye başlarsınız. Abi benim daha sunucu kullanışım %11. Tamam. Şimdi bizim araştırma puanımız 47-48. Biz bu satış yöneticisini açmamız lazım. Ondan sonra sitemize bir reklam alacağız. Bu arada bu adamların iyi çalışması için isteklerini de yapmak lazım. Mesela Benjamin ne istiyormuş? Uzman masası. Beyaz tahta. Bu abla da beyaz tahta istiyor. Abi ben size genişletilmiş emeklilik planı nasıl vereyim ya? Yani çok çok zor o. Hadi şunu vereyim şimdilik. Böyle bir güzellik yapayım. Bak bu ablamızın istediği her şey var ya burada. Helal olsun. Canım ablam sen de 7 saat mesai diyorsun. O da olacak. Araştırma puanlarımız ne durumda bu arada? 83 olmuş. Güzel. Hafta 30 stok inceleme zamanı. Tamam. Hep stok güncellemesi. Geçtik bu işleri. Bu arada oyun çok güzel. Kendi imparatorluğumuzu yaratabileceğiz inşallah. Yüzde tamamla hemen bir satış yöneticisi alalım. Şimdi. Hacı sen bize bir satış yöneticisi bul. Tamam mı? Bunu araştır. Orta düzey mi olsun? Yani. Sonra burayı kapat. Şuradan bir orta düzey masa al. Şöyle bir boşluk mu bıraksak acaba? Şimdi dayı. %150 Olivia Carr. 9000 maaş istiyormuş. Ay. $7800 versem. 10.300. $8900 versem. 9.300. 9.000 vereyim. Tamam. Geç bakalım buraya. Şezlong istiyor. Vay benim ablam. Ay şezlong ne istiyor bu? Dur bakalım reklam galiba bulacak.
PSNet. O 42.000 etkileşim verir diyor galiba. Evet. Hadi bir tane daha bulsun. Ondan sonrasına bakalım. Aptal patron mu? Kız ne diyorsun sen? Ana. Tamam hadi git de eve git. Abla senin modun ne? Sen de git eve. Tamam mı? Dur. Ana benim para bitiyor. Çok kötü bir şey yaptık. Çok kötü bir şey yaptık. Ha, araştırmışım. Tamam. Web sitesi. Allah Allah. Dur bakayım. Pazarlama. Aga. Agaların agası. Buradan özellik mi yükleyeceğim acaba? Hah. Ekledim, okey. Tamam. Şimdi Olivia Kara git. Görüşme yaptı. Tamam. Sözleşme süresi 10 gün olsun mu? Abi bir iş yapıyoruz ama. Hadi bakalım. Üf, 60 bin geldi var ya, batacaktık, kurtulduk. Devam ki. Gelinizi sabit tutmayı ve görüşmeye ihtiyaç duyulan herhangi bir anlaşmaya cevap vermeyi unutmayın. Personelinizin dip dibe oturmaya başladığını fark ettiniz mi? Geliştiriciler bundan nefret eder. Daha büyük bir ofis alsak iyi olacak. Şehir haritasına gidin, daha iyi bir ofis kiralayın. Mesela... Yok. Benimki burası değil mi? 3000 dolar. Maksimum çalışma yeri 10. Ön ödeme 100.000 yok bende. 20. Bak bu olabilir. Ay ay ay. Kapatacağım orayı. Üf. Bu neymiş lan? Ay. Tamam dayı, biz şuraya geçelim. Kirala hadi bakalım. Dur. Dur dayıcım, dur 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 dur. Yok. Tamam. Tamam. Şunu da şöyle biraz aç. Tamam.
Nice. Başarıyla durma şunu bir iptal etti ya. Gene unuttuk bunu. Onayla. Başarıyla yürütülen bir başka aşama daha. Pekala. Pazarlama çalışmanız, geliştirmeye dikkat etmelisiniz. Kullanıcı artışım yok mu benim ya? Niye yok? Şimdi pazarlamacı. Pazarlamacıyı araştıracağız o zaman, öyle mi? 150. Tam 150'ye az kalmış ya. Bu arada hala zarar ediyoruz. Günlük maruza büyük zararlarımız var da. Yani Allah'tan şu görevlerden toplu para geliyor da kurtarıyoruz. Ne zaman artıya geçeceğiz hiç bilmiyorum yani. Hadi şu ablayı bir eve gönder. Şu ablayı da bir eve gönder, kendine gelsin. Abla sen ne durumdasın? Bu arada şuraya girsene ya, şu özellikleri bir yükselt. Güzel. Güzel, güzel, çok güzel. Dayı sen ne iş yapıyordun? Sistem yöneticisiymiş. Sunucularla ilgileniyor kendisi. Güzel. 150'ye az kaldı. Abi gelir. Aylık bari 51 bin dolar zararım var. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz. Geç geç geç. Bu arada bu zaman makinesinin bir kısa yolu var mı ya girmenin? Yok. Modlar, başarımlar. Neyse. Kısa yollarda göstermiyor. Evet, pazarlamacıyı aç. Şimdi gel. Acaba bir pazarlamacı araştır. Acemi olsun. Al bir acemi masası, reis çalışa dursun. Bu arada bunların hepsi var bende ya. Evet hacı, kimleri buldun? %130 maaş ne bekliyormuş? 6000. Abla gel bakayım 6000'e. Hadi sana 6300 yapayım teklifimi. Tamam. Bunları iptal et. Bunları da gönder. Abla sen buraya otur, tamam mı? Güzel. Şimdi durduk. Durduk, görüşme yapalım. Kimle yapalım? Oy. %117.000 yok. Biz buna
Hayır, biz iptal. 160 bin yok. Biz 117 biniz abi. Bizim ona göre bir şey bulmamız lazım. Araştırmaya devam etsene. 40 bin az ya şu. 40 bini bir gönder. 34 bini de gönder. Tamam mı? 240 bin çok fazla. Devam. Maksimum gösterme 120 bin olsun. Minimumda 80, 90 bin olsun yani. Hadi bakayım, ona göre ara. Evet, şimdi şu siteye gir abi. Şuradan. Abla sen çalışmıyor musun? Senin durumun ne ya? Çalışsana. Please. Daha sonrasında pazarlama. Açılış sayfası rastgele, tamam. Ha, gereksinimler, onlardan daha birer tane varmış. Tamam abla, yaza dursun. Şu arayüzü bir türlü yazamıyor ya. Şunu araştırsana. Geç abi. Olivier 110.008. Tamam, şunu aldık. 10 gün devam. Sözleşmeyi onayla. Backend modülü istiyor. A bileşeni var. Frontend modülü var. Backend yok. Backend geçtik. Ah, şu backend'ı bir araştır bakalım ya ablacığım. Backend'dan kaç tane istiyor? Bir tane. Yok, düşünme de. Backend'ı yaptı sanki. Hemen yükselt abi. Bu arada pazarlamayı yapamadık değil mi? Acaba şuradan araştıracağım ben bunu. Özellikler. Paylaşma. Banner reklam. Sohbet. Web sitesi. Bunlar kitler. Geliştirici kiti. Banner reklam ödeme sistemi. Tam pazarlamacımızı aldık işte de. Kampanya oluştur, çok güzel. Hedeflenen kayıtlı. Güzel, kullanıcılarımız artmaya başladı. Yakın zamanda ise Beto kullanmaya başladım. Açılış sayfası muhteşem. Canlı yayın tam bir rezillik. Merak etme dayı, düzelteceğiz onu. Ne eksik ki? A bileşeni. A bileşeni.
Abi leşlerini kim yapıyor lan? O değil. Abla abi leşlerini. Güzel abileşen 3 tane oldu. Bu sözleşme bitti mi gene? Güzel şimdi. %10.760. Şunu al. Hemen sözleşmeyi onayla devam. Kayıtlı kullanıcılar kaç oldu ya? 50 bin. Aa, daha çok var ya 100 bine. Aa, sonucu... Bize sonucu lazım değil mi? Sonucu coşmaya başladı. Zaman dilimleri bizim blokları bölmek için kullanılır. Tamam, şöyle yapalım. Lan niye değiştiremiyorum ben bunu? Şimdi şu aralıkta kaç kişi görüyor? 105.000, 118.000. Kaydet de bakalım. Ne olacak? Gene bir değişen yok. Yükselt. Güzel. Of of of. Param da azalıyor. Şimdi bizim bu sunucu olayına bir el atmamız lazım. Sunucu göçtü, göçecek abi. Güzel, 70.000 lira da geldik ya. Olacak, beyaz tahta da olacak, acele etmeyin.�
taslak bileşeni lazımmış. Onu bu abla mı yapıyor taslak bileşeni? Şimdi şuradan sıfırdan 15'e kadar 25.000 kişi mi görüyor sadece? Var var satış yöneticimiz var. Güzel, bunu aldık. 7.40. Burayla da bir görüşme yapalım mı? Abi kullanıcı kaybediyoruz ya. %10'a ulaşamadık mı? %9. Güzel, onu da halledeceğiz. Oradan da para gelecek de bu arada batıyoruz yani. Oo, para gitti. Hadi bakalım gelsin batış. Evet. Şunu acilen yapmam lazım. %10. ...94.000... ...95.000... Geç 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 geç. ...98.000... Şirket çok kötü durumda. Bankalar kredi vermedi. Şirket hisse payını %10 da arttırıp bana bir 100 bin verdi. Kardeşim ben bu iyilikleri unutmam, merak etmeyin. Aha 100 bin çok güzel. 150 bin dolar aldık. Nice. Şimdi hesabet ve web sitesindeki bu arada şuradan şunu bir yükseltelim. Gayet güzel. PSB2B web sitesinin muhteşem gelişiminiz için tebrikler. Şimdi frameworkler hakkında konuşma zamanı. Şu an kullandığınız ücretsiz framework ileride lazım olacak özellik seviyeleriniz kaldırmaz.
Framework yükseltmek için sağ web sitenizin üst köşesine özellikler sekmesi üzerinde yer alan yükselt tuşuna tıklayın. Özellikler. Tamam. Nasıl yükselteceğim onu ya? Tüm özellikleri maksimuma yükseltmem lazım öyle mi? Bunun maksimumu ne kadar ki? Biz onu bilmiyoruz. Aa, şuradan açayım onu. Açtım. Ne oldu şimdi? Backend bileşimi. Backend'ı kim araştırıyor diye? Sen miydin? Bu arada backend'ı araştırıyordu ama daha bulamadım ya. Aha, yükseltiyorum. Yükle, evet. Aha, 100 bin dolar daha geldi. Çok güzel. Harika bir seçim. Yeni framework daha yüksek özellikler seviyelerine ulaşmanızı sağlayacak. Sunucular hakkında konuşmalıyız. Şimdiye kadar bu sunucuları kullandık ve basitçe değerlendiren sunucuları kiralamak anlamına gelir. HSBTube için kendi sunucumuza sahip olmanın iyi bir fikir olduğuna inanıyoruz. Şehir haritasına giderek sunucu barındırma hizmetlerine uygun bina kiralayarak işe koyulun. Sunucu barındırma mı? Dur bakayım. Ben şu barındırma yazan yerlere mi gideceğim? Bin kirası 6000. Oy. Kirala bakalım. Nice. Yepyeni bir barındırma tesisine hoş geldiniz. Burada pahalı bulu sunucular kiralamak yerine kendi sunucumuzu satın alabilir, kurabiliriz. Bir raf alarak işe başlayalım. Raf bu mu? Tamam. Yeni rafa tıklayın. Web sunucusu. Veri tabanı sunucusu. Ön bellek sunucusu. Tamam. Son olarak sunucuya tıklayarak sonrasında yapılandır tuşuna tıklayarak sunucuları yapılandırın. Yapılandır. Tamam.
Maksimum 2500 GCU üretim. Aha 100.000 daha geldi. Tamam. Harika. Operasyon geliştiricilerimiz DevOps yeni sunucuların harika göründüğünü bildiriyor. Bir sonraki dönüm noktası çok önemli. Şu an her ay zarar ediyoruz. Artık kar etmenizi istiyoruz. Yeni özellikler sunmaya, geliştirmeye, işlemeye devam edin. Pazarlama kampanyaları hazırlayın. Yeni veri merkezinizi genişletin. Daha etkili pazarlama kampanyaları sunmak için pazarlamacı, ekibinize pazarlamacı katabilirsiniz. Şirket ilk parasını kazanınca yine iletişime geçeceğiz. Evet, şimdi kâr edeceğiz inşallah da. Web sitesinde ofis. Var mı? Sivil. Dayı, önce şunu açarak şunların mutluluğunu bir arttırayım mı ya? Ne gibi mesela? Beyaz tahta gibi. Beyaz vazoda bir çiçek gibi. Su sebili gibi. Abi şu an her şeyimiz var ya. Ablam senin durumun ve seni bir eve gönderelim. Uzman masası mı? O da açılmadı ya. Şimdi buna ulaşıldıysa şunu mu durduracağız? Metin reklamdan mı emin değil? Benim reklam mı yapacağız? Ama onu da araştırmak lazım önce. Evet, bu arada şöyle yapalım. Bugün güzel bir ilerleme kaydettik. Şuradan oyunumuzu bir kaydedelim. Nice. Ondan sonra çok sevgili YouTube. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Seriyi beğeniyorsanız like atmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
check the mic and make sure it sound right, boys.